Sayma işlemini bazen sesli, bazen sessiz içimde o şekilde söylüyorum ve bu zihne, unutkanlığa, Alzheimer'a çok iyi gelen, zihni açık tutan bir terapi. Şimdi düz örgü ördüğüm zaman, eğer örnek koymadıysam, şiş değiştirmeden şöyle bu şekilde de tekrardan geri gidebilme şansım var. Böyle geldim. Şimdi de sağdan sola, soldan sağa doğru gidiyorum. Şöyle şu şekilde örüyorum. Bana tekerle biraz daha yavaş videolar çekebilir misiniz diyen arkadaşlarım vardı. Onlara da bu şekilde örnek olsun. Eğer anlamayan varsa arkadaşlarım bana ulaşıp söyleyebilirler. Tekrardan yavaş videoda çekebilirim. Ama şiş olayı budur. Sizin vasıtanızla da birçok arkadaşa ulaşabilirsem, böyle tek elini kullanamayıp örmek isteyen arkadaşlara ne mutlu bana. Örüyorum. Zor oluyor mu? Oluyor tabii ki ama azmedince zoru başarmayan hiç kimse bilmiyorum. Şu üzerindeki kazak da benim kendi el emeğim. Biraz ince ip ve ince tığ şişle ördüğüm için yaklaşık 12 gün falan sürdü örmem. Ama tabii benim biraz beden large, X large olunca, biraz da salaş giyince, daha büyük, ebat büyük olunca daha da uzun sürebiliyor. Ben 1999 depremini yaşadım, depremzedeyim. Depremden yani 28 yaşlarında tek engelli kaldım. Tabii büyük bir bocalamaydı. Çok hiperaktif bir insandım. Normal uzuvları tam bir insan olarak 45 saniyede kaybettiklerim çok ağırdı. Bununla birlikte 3 gün enkazda kaldım. Sağ kol, sağ bacağım kangren oldu, kesildi. Bu sürece alışmak tabii ki çok çok zordu. Gerek ruhsal gerek bedensel tedaviler gördüm. Fizik terapiler gördüm. Tekrardan yeniden ayağa kalkmayı, tekrardan yeniden dimdik bir bacağım üzerinde de olsa durabilmeyi, bir elimi kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda nasıl kullanabileceğimi geliştirdim, öğrendim. Ailem, etrafımdaki insanlar örüyorlardı. Tabii ben de gıptayla bakıyordum. Ben de çok yapmak istiyordum. Örgüyü tabii ki baktım, ablamlar örüyor, ben de nasıl yapabilirim diye bakarken ilk önce şişi yapabildiğimi gördüm. Tabii hani şeyde onu bana sorarlar işte, çok böyle zorlanma bir döneminiz oldu mu diye, bir süreçten geçtiniz mi diye. Öyle olmadı, sanki ben yarım bir şey yarım örgümü bırakmışım da aldım elime, devam ediyormuşum gibi aldım, örmeye başladım. Kolay oldu. Hani ben bunu başlarken de bir mucizeyi gerçekleştirdiğimi bilmiyordum. Yine normal örgümü örüyorum, hobim, seviyorum, bu şekilde başladım. Ama tabii bununla birlikte işte sosyal medyada sayfa açtım, videolarımı, örgülerimi orada paylaştım. Orada paylaşınca büyük kitlelere ulaştı, yurt içinden çok yurt dışına, hatta beni yabancı zannedenler bile olmuş, tanıyana kadar, bazı televizyon programlarına çıkıp kendimi ifade edene kadar. Bununla birlikte birbirimize çok, şu an güzel geniş bir ailem var, Instagram ailem var. Bununla birlikte birbirimize, yaralarımıza merhem olduk, birbirimize umut olduk. Onlar bana, ben onlara iyi geldim. Şimdi şiş, tığ, her türlü örgü örüyorum. Sipariş gelirse siparişlerimi örüyorum, gönderiyorum. Beğenmek, beğenilmek, emeğinin kalitesini göstermek. Ben biraz da mükemmeliyetçi bir tipim olduğu için, bir karakterim olduğu için kendim beğenmediğim şeyi çıkarmıyorum. Tabii bunu da alan, giyen insanların beğenilerini de duymak benim için çok büyük bir mutluluk. Tabii hayallerim var. Benim de bir örgü evi, bir hobi evi gibi bir yer açmak gibi. Ömür vefa eder mi, nasip olur mu bilmiyorum. Bu doğrultuda hayallerim de var. Hayallerin sonu yok. Hayal kurmak kadar güzel bir duygu yok. Yeter ki diyorum ya, azmedelim, isteyelim. O doğrultuda devam edelim. Zoru başarılmayacak zor, ulaşılmayacak hayal yok diyorum. Bence ilkokuldan olmasa dahi ortaokuldan başlanmalı. Önce eğitimde.
Hani bir çocuk dışarıda sokakta gezdiğiniz zaman, çocukları gördüğü zaman çok böyle sanki uzaydan gelinmiş gibi bakmalarını istemiyorum. Biraz daha ilk önce ebeveynlere düşüyor bence bu görev. Ondan sonra eğitimcilere düşüyor. Sonrasında sosyal çevreye düşüyor. Yani bunu böyle çok böyle acayip bir şey görmüş gibi, korkunç bir şey görmüş gibi veya böyle ah ah vah vah diyecek şekilde olmasını artık bu 21. yüzyılda ben çok abes görüyorum. Koştum, yürüdüm. 45 saniyede değişti benim hayatım. Bu geldi başıma. Allah kimseye vermesin ama başınıza gelmeyecek diye bir şey. Siz de bunu yaşamayacaksınız diye bir kaide yok. Ah ah vah vah ah yazık. Ondan sonra işte çok şükür. Yani şükretmek için bizi görmenize gerek yok. Şükredilecek o kadar çok şey var ki aldığınız nefese dahi şükredebilirsiniz. Her dakika, her saniye. Bununla ilgili ben çok rahatsızlık duyuyorum. Aslında rahatsızlık duymuyorum. Ben bunları çok kale alan bir insan değilim. Ben bunları açtım, çok da umursayan bir insan da değilim ama bundan dolayı üzülen çok kırılan insanlar var. Onlar adına konuşayım, öyle söyleyeyim. Ciğerparelerimi kaybettim. İki evladımı kaybettim. Kızım, oğlumu kaybettim. Babalarını kaybettim. Takipçim de değildi aslında. Birisi benim bir paylaşımın altına yazmıştı. Ne kadar kolay söylüyorsunuz, kaybettim. Ya bunu hani fikri olmadan zikri olan insan çok. O kadar kolay konuşuyorlar ki hani o kaybın manası o kadar ağır ki altını doldurulamayacak bir kelime aslında kayıp kelimesi. Yani 3 gün ben enkazda kaldım. Benden sonra 4. gün evlatlarımı bulmuşlar. Tabii ikisi de ölü olarak çıktı. Kızım Cansu, oğlum Olcan. Biri 8, biri 5,5 yaşındaydı. Babaları ilk gün çıktı, ölü olarak çıktı. Yani benden götürdükleri 45 saniyede çok ağır. Çok çok ağır. Bunu anlatmak bile o kadar zor ki hani diyorum ya, zaman aşımına uğramayacak bir acı. Ne kadar yıl geçse de, 22 yıl oldu, ne kadar yıl geçse de üzerinden benim için çok daha taze, çok daha yeni gün gibi. Çok acıydı. Şimdi bana bir imkan verirse, evet, engelli kardeşlerimize, benim gibi olan kardeşlerimize eğitici, öğretici olarak ders vermek ister misiniz diye söyleseler hani çok seve seve derim. Türkiye'nin genelinde, her neresinde olursa olsun, seve seve, onların da hayata tutunması için, onların da pozitif yönde hayatlarını devam edebilmeleri için elimden ne geliyorsa seve seve yapmak çok isterim. Tek 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 oynayacağız işte, değil mi? Olay yani.